Gönül Hanım. Bırak. Bırak, yaşamak istemiyorum. Gönül Hanım, sakin olun. Gönül Hanım, ne yapıyorsunuz? Sakin olun, kendinize gelin. Dayanamıyorum artık. Sakin olun lütfen. Hadi içeri gelelim. Dayanamıyorum artık lütfen. Sen öldür beni. Geçecek. Siz çok güçlü bir kadınsınız. Bunların hepsini atlatacaksınız. Hem sevenleriniz var, önünüzde kocaman bir hayat var. Yapmayın böyle. Hadi içeri girelim. Burada hasta olacaksınız. Nasıl bir anneyim ben? Nasıl izin verdim bunun olmasına? İçim yanıyor Tansu. İçim o kadar acıyor ki. Nefes alamıyorum. Gönül Hanım. Dediğimi yaptım. Hayatıma devam ettim. Ama hiç unutmadım. O yara hiç kapanmadı. Ve evladımdan daha ayrılmaya dayanamam ben. Yeter artık, suçlamayın kendinizi. Hep aynı şeyi söylüyorsun. O zaman suçlu kim? Yıllar önce olup biten o olayların suçlusu kim? Bir günahı olan varsa o da Mehmet Bey. Hatta ben. Ama siz değil. Sizin hiçbir suçunuz yok. İçimdeki yara hiç kapanmadı, hiç. Tokka'yı kaybetmekten çok korkuyorum. Hadi gelin dinlenmeyiz. Hadi. İlacınızı da içmemişsiniz. Şimdi biraz uyumaya çalışın. Yarın her şey daha iyi olacak. İnanın bana. Olacak değil mi? Oğlum bana dönecek değil mi? Dikkat et Tahsin. Özür dilerim Kerim Hanım. Topla kendini.
eve gittiğimizde Gönül'ün hiçbir şey anlamaması lazım. Ne olursa olsun çocukları buraya bıraktığımızı asla öğrenmeyecek. Bu sır bizimle mezara gidecek. Dediklerimi duydun mu Tahsin? Duydum efendim. Senin için yaptım Gönül. Sana zarar gelmesin diye o günahı ben işledim. Gönül Hanım'dan mı? Ya evet kızım. Kadın perişan oldu. İlaçlarını içirdim. Keşke bana ya da anneme söyleseydin. Sen niye uğraşıyorsun? Ne olacak kızım? Bir bakayım dedim. Baba. Ben Tolga'dan uzak duruyorum. Asistanlığı bıraktım. Biliyorum. Çünkü aile her şeyden önemlidir. Bazen huzurumuz ve mutluluğumuz için kendimizden vazgeçmek zorundayız. Benim kızım ne zaman bu kadar büyümüş böyle? Benim durumumda kalsaydın sen de aynı şeyi yapardın değil mi baba? Yapardım tabii. Siz benim her şeyimsiniz. O zaman Gönül Hanım'dan uzak dur. Ceylan ne biçim laflar bunlar? Annem çok kıskanıyor biliyorsun. Geçenlerde evi terk ediyordu. Ceylan kapat bu konuyu. Baba özür dilerim ama ben sana bunları söylemeye mecburdum. Ben geçenlerde... Ceylan yeter dedim. Ya ben de kızım büyüdü diye seviniyorum. O meğer bana akıl vermeye kalkıyormuş. Haklı olduğumu biliyorsun.